Ama olabilir mi? Psikolojik durumun bazen çok bozuluyor. Yani, çok felaket yapıyorsun. Ya, yani hiçbir şey dinlemiyorsun. Öyle psikolojik bozulduğu zaman saldırıyorsun. Bozuk, çok bozuk, tehlikeli psikolojisi bozuk. Bak, fıstık bana diyor kızdı diye yani kendi söyledi. Ne oldu o fıstık? Yani, beni. Yeminle beni rahatlıkla tehdit edebiliyor yani. Bak, doktor dedi bana yani, bu öyle sizin bildiğiniz gibi şey, öyle doktor değil yani. Doğru söylüyorsun. Şükrü abi. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız. Evde şimdi bir tane bir genç bir gelin var. Sen bir kere o evden ayrılamazsın. Sen o evden ayrılsan bu adam geliniyle mi aynı evde kalacak? Bu beni kovuyor. Niye geldin diye tamam, gidiyor. Tamam da yani bu adamın da geliniyle aynı evde yaşaması uygun olur mu? Sen olmadan. Uygun olmaz. Uygun olmaz. O konuda ben ona güvenmem. Tamam. Ona bak, bunun güvenmekle güvenmemekle alakası yok. Olmaz. Bazı şeyler var hayatta olur, bazı şeyler var olmaz. Şimdi bak. Dinle beni. Sen de onu düşünmek zorundasın. Bir de kadın evdeki istemiyor, erkek ben bak abicim bak, evdeki erkek böyle bir durumda gelinle kaynanayı anca ayırabilir. Müdahale edemez. Edemez. Ben de şimdi erkek olsam ne yapayım? Gelini mi döveyim, karımı mı döveyim? Ya onu diyecektim de söyleyeyim. Yani ben diyor ya, dün diyordu ki benim el, hayır öyle değil. Ben o anda ne kadar tutabileceğim var ise ikisini de Gütlağım, ama tamam. Yapıştırırız böyle kene gibi yapıştır birbirine, çünkü kurtarmak mümkün değil yani. Anladım. Zor ama Şükrü Bey. Bağırmaktan sağırmaktan zorla ayrılıyor. Ama bak şöyle bir şey var onda. Şükrü Bey. Ha bıraksam bak, bıraksam da ben bıraksam onları da gitsem. O anda çıkacaktım zaten evden. Dedim bunlar buraya bıraksam buradan yani buradan bir ceset çıkacak kesinlikle. Mecburu onu alıp götürdüm dükkana. Anladım ama Şükrü Bey. Beni de böyle yaralı yaralı eve bıraktı, aldı gelinini çıktı. Ya o zaman o yaradan öyle önemli bir şey değil. Bak, ben anlıyorum onu da. Hayır, lazım ya. Hayır yara Bey, oldu tamam abi. Beni böyle bıraktı gitti. Yani. Arkada evet. Bir dakika durur musunuz Şükrü Bey, bakın ben sizin orada yapabileceğinizin tek bir tek bu olduğunu söylüyorum. Fakat siz eğer eşinize o evde saygı duyarsanız evet. Sizinle beraber yaşayan gelininiz de saygı duymak zorunda evet. Kalır. Sonradan da gelininizi alacaksınız, diyeceksiniz ki heh. Sen benim karıma, bu senin annendir. Bunu yapamazsın diyeceksiniz. Bak bak yemin, bunun artık sinir kalmadı bunda. Yani şunu ben yapmayayım da şunu konuşmayayım da kırıp dokuyor. Beni öyle duruma düşürüyor ki artık gelin de takmaz seni, oğlun da takmaz oradan seni, kızın da takmaz ya, seni. Nasıl kusura bakmayın ya. Ama, o ev Şaduman Hanım'ın evi. Evet. Bak şu an gelininiz de beni izliyor. Değil, bu, o değil, ev Şaduman Hanım'ın evi. Değil, git buradan. Beğenmeyen kendisi gider. Evet. Gelininiz beğenmiyor. Gelininiz gitsin kendi ailesine. Niye oturuyor sizinle? Leyla biliyorsun değil mi? Bu ev senin. İstersen beni de atabilirsin. Haşa Şükrü Baba, seni atar mıyım ki? Yüzsüz değilsen git. Ay. Yalan mı doğru mu? Allah onu seversen ben böyle bir şey dedim ola. Ana daha o iki gün önce. Ebru'su da hıttama daldı. Evet. Nerede? He. Ebru'su yani da gelin de gelinliğini bilecek. Kusura bakmayın. Gelin öyle görmeyin. Tamam neyse boş verdim. Yani gelin de gelinliğini bilecek. Siz de bence ideal erkek nedir biliyor musunuz? Gelin, kaynana, işte annesiyle karısı arasında yaşayan. Öyle herkes annesine erkek ama erkek ki, gibi erkek yok. Ediyorum. Bak annesine diyecek ki benim karım hakkında konuşamazsın. Karısına diyecek ki benim annem hakkında konuşamazsın. Tamam. Akıllı adam bunu yapar. Bir dakika beni dinleyen kim? Beni dinlese. Bence siz sonra, dinletirsiniz bir dakika, kendinizi. Sorun nerede? Ben diyorum ki burada kaç sene oldu o geleli İzmir'den? 3 sene oldu mu? Oldu olmadı, değil mi? Olmadı herhalde. Çocuklar yani çocukla büyüsün diye bu olay, hep el ele verelim bu çocukları büyütelim diye. Anam, şimdi çocuk tamam çocuklarda problem çocuklardan çıkıyor, evdeki en büyük problem yani bu, bunların en büyük nedeni bu çocuklar. Tamam ben bir dakika gelinize de Leyla'cığım. Bak ben senin de yaşadığın sıkıntıları. Efendim abla. Ben senin de yaşadığın sıkıntıları anlıyorum. Bıçak yarası beğenmiyorsan, göstersin. Bak o evin kayınvalidenin evi olduğunu bilerek yaşayacaksın orada. Senin seçimin, senin onların oğulları olabilir, geçinirsin, geçinmezsin. Bak ben sana dün de söyledim. Yaşadığına çok üzülüyorum. Çocuklarının başında durmana çok saygı duyuyorum. Ama kayınvalidenin boğazına yapışıp da kadının gırtlağını sıkamazsın. Bıçak öyle bir hayat bir göstersene. Yok. Öyle bir hayat yok. Sende ne iz var? Mesela sende ne var yüzünde gözünde iz? Abla karnıma bıçak dayadı, saçıma...
Yani benim kaynanamla kayınpederim sürekli 7/24 7/24 gece gündüz geçmiş konuların kavgasını yapıyorlar. Sonra bir bakıyorum kavganın sonu benim de bitiyor. Ben ne alakayım ya, beni niye karıştırıyorsunuz? Kalbine olan bir çelik yarası değil. Oradaki kıza çektiremez. Ama yeter, beni niye karıştırıyorsunuz ki, ben ne alakayım? Ben kayınpederimin yemeğini, çayını, kahvesini, ütüsünü, çamaşırını yapıyorum. Seninkini de yapıyorum. Gerek senin odana kadar, yaparım. Ayağına kadar meyveni getiriyorum. Getirme, sen iki alırım. Gün öncesine kadar bana ben bir tek Leyla'nın yanında yaşayabilirim diyen kadın değil miydin? Şimdi ne evet, oldu? Evet, neden değiştin de yani üzerime yürüdün? Ne? Ben ne yaptım sana? Anan yüz verdiyse alacak hayır, seni ya. Hayır, ne yaptım ben sana? Piçak yaranı görelim. Annemle ne alakası var ya? Piçak sürekli yaranı görebilir miyim? Bunun şeyini ödeyeceksin. Sen değil misin benim annem için? Senin ailen orada böyle insan çok var. İyi. Johnson'u aç, bıçağı eğer dayamışsan bir kutu leke de olsa olur. Göster bakalım. Boğazımı yanlışlıkla net tut. Kolumu nasıl attı? He? Bıçağı... Koluna ben senin dokunmadım bile. Burada gördüler var. Çıkarayım ben bir sana da... Nasıl hitap ediyorsun Şaduman Hanım'a? Ne diye hitap ediyorsun? Anne. Yani anne o da diye. Sana anne diye hitap ediyor. Ben de kızım derim. Ama bak şöyle korurum. Bak şöyle şunu da söyleyeyim ama mi? Ama o da bana, o da bana, o da bana, o da bana çok farklı şekilde hitap ediyor. Anlıyorum. Ne bak, diyor yani sana farklı? Evet söylesin bakalım ne diyor. Farklı ya. Olarak ne diyor hanımefendi? Hakaret Müge mi? Abla sana yemin ediyorum bak şimdi. Kızları eve gelir, misafirler gelir, kendisi değil. Olur. Bak, saygıda, sevgide, hizmette bir kusur ettiysen desin ki Leyla kusur etti ya da Leyla ben yanlış yaptı. Ne zaman bir saygısızlık yaptım? Ben durduk yere sana hiçbir işte. Zaman karışmadım, karışmam da. Ama sen 7/24, yemin ediyorum ya bak Allah yukarıda yemin ediyorum. 7/24 abla geçmişle ilgili konuşuyorlar. Bu beni ilgilendirmiyor. Karı koca arasında. Sen de kendi... Ama niye konu bende bitiyor? Tamam, yemek yapıyorum. Tamam sen odana git ama yavrum bak bak. Tamam. Bak bazen insan haklı abla, olduğu yerde zaten haksız duruma düşer. Haklı olduğu yerde haksız duruma düşer. Sen şimdi anne dediğin insanın boğazına yapışırsan ne anlatırsan anlat haklı olduğun i̇nsan yerde haksız duruma yapma. Düşersin. Burada da siz ağırlığınızı koyacaksınız Şükrü Bey kusura bakmayın. Şaduman abla ben ne sen yapayım? De ben sen akşama de biraz kadar kendini işteyim, tutacaksın. Ben değilim ki ya. Anlatabiliyor muyum? Bir anlatsam sana hak tamam. Vereceksin bana. Şaduman abla, valla sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, gerçekten çık biraz yürüyüş yap. Ben seni böyle bir spor bir şey buldurayım tamam mı? Git biraz yürüyüş yap. Git biraz kendine bak. Abla bırak, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika miyim? Dur. O da gitsin çoluğuna çocuğuna baksın. Yapsın yemeğini. Çoluğuna çocuğuna yeter ki baksın. Ben desteğim ona. Yahu tamam sana ne? Kendi çocuğu değil mi? Evet. Tamam çık sen dışarı. Paramı verir, paramı vermez, giydirir mi, giydirmez mi? Sana ne? Sen bir kendine baksana. Sen bir kendine bak, çık bir yürüyüş yap. Hiçbir engeli yok. Tamam, kocana gittiğinde madem telefoncu var dükkanı. Var mı yani bir yere gideceksin, engeli Şükrü var. Şükrü abi, sen de bir kim sana geldiğinde bir çay ısmarla. Nedir? Ha? Ha? Para. Para da yeter ne kadar var ise artık yani. Ben sana da geldiğinde gider. Bir çay ısmarlamaz mısın dükkanda? Hayır, elimden nasıl ısmarlamam kahvesini Allah'ım adınıma. Gittim tüçene oturdum. Ben adıma dedim çay yatıyor. Filcan'la böyle ben vereceğim ha şimdi biliyorum. Böyle bir sert sert baktı, bir şey diyemedi baktı ki. Korkuttum onu ya bir ara. Baktı bir şey dersem rezil edecek. Beni sustu. Ne öyle de lazım ha adamın. Bu tip adamın onu ne? Bu evet. Şekilde de dayanacaksın. Eğer kaçarsan ondan daha çok kovalay. Şimdi, dik duracaksın ki yıkamayacaksın. Çayı kim verecek kavgasın vardı? Yok şimdi yok. Çay sipariş verdi ama kızdı. Böyle bir baktı bana. He. Ben de aldırış etmedim. Dedim ben veririm. Neyse çay geldi. İçtim onu. Bu da dedi ki nedir kart mı bir şey götür bana dedi çay kaç tane içtiğini daha karıştırmadım gittim eve öyle. Canım bir çay ısmarlar artık. Sırf inadına kadar, yapar. Yapma o kadar inadına iskence yapıyor ben, iskence. Yani ben yemekten içmekten acımam bunu herkes bilir. Sus ya. Yani benim imkanım olduğu sürece hiç yani ona buna. İmkanı olmuyor ki senin. Ha, çocukların büyüdü de bir rahatlık yok. Şimdi, ama herkesin hayatı öyle bak, canım ben bunu söylerken şimdi benim babam anneme kaç kere çiçek getirdi kaç kere yemeği götürdü. Şimdi halden anlamıyor halden. Şimdi bir maaşla kaç çocuk okutmaya çalışan insanlara. Müge Hanım ben çiçek istemedim diyorum saygı istedim. Hayır ben bunu söylerken şimdi
herkes de yani her gün evine çiçek götürüyor, karısını yemeğe götürüyor diye bir şey yok. Ama sen de zaten onun imkanını bilirsin, ona göre istersin. Tamam Müge Hanım kızım, bir şey diyeyim sana. Hı. Benim gibi bir kadın, kendimi met etmiyorum. Hı. Bundan izin buraya git de sabah giderim, gitme dese gitme. Hep herkes öyle davranıyor. Var abi. Öyle kadınlar, kesinlikle bir lafını iki etme değil Hı. mi? Şimdi öyle bir kadın nasıl aşağılanıyor? Benim elim öpülecek bir kadınım ya. Evet, sen sırtını tamam. bana dönüyorsun, gidiyorsun, hiç korkmuyorsun. Tamam. Dedi ya güvencem tamam ağzın, sonsuz. Ağzın, peki o zaman şöyle yapalım. Ağzın tatlı olsa zehir akmasa ağzına. Zehir etmesen ağzımı da. Zehir akıyor. Tamam yani zehir. Şimdi eğer mesela şimdi sizi yemeğe ben göndereyim. Orada böyle eski defterleri açmazsa. Siz orada böyle... şahit olsunlar, orada He. kulak misafiri olsunlar. Bakalım, yani sinirimden bak ne yapayım alacağım. Yani kalkıp dans edelim. Edelim vallahi. Yani ha, normal ama sarhoş oluyor, o yerlere yatıyor, oluyor yok. İçki içmeyesiz. O olmaz, o yani içip yerlere bilmem ne, öyle bağırıp ta, öyle yok, onu sevmiyorum ben. Erkek de olsa oturmuyorum. Sen kendini mi anlatıyorsun benim? Ben orada şaşırdım ya. Bu beni mi anlatıyor? Ben mi içiyorum da yerlere ya? Allah cezası versin. Gitti bağlan. İş yerine Yeşilköy'e içti, içti. Gel, ha, bu konuda bağlan şeye Melek'e. Oğlum arayla ki gel babana. Sarhoş olunca anlatır mısın? Beraber gitmişti. Ara bak şimdi ne yapıyor. Kendine olan şeyi bana taktı. Ben de dinliyorum. Sen danslı bir yer mi istiyorsun? Yani dağıtıyor orayı, o mekanı var ben ya. Ben böyle hani size şöyle akşamüstü Boğaz'a karşı güzel romantik bir yemek yedirmiştim. Süper. Ha o içki de o. Allah aşkına değil. İç rani de iç yüzünü bir gör ne olursun. Evet. Bir iç rani de bol bol doldur için... ha. Dişimi çıksın. Ama evde böyle doğru diyor bak. Evde niye biliyor musun? O masayı bana zehir ediyor öyle ya sabırsa. Yoksa dışarıda, dışarıda beni öyle bilmem ne bu asla. Hanım içi içi geliyor bak aynı böyle. He. Salonda oturuyorum. Salon oturma yeri değil mi? Televizyon izleriz. Ayrı da oda var. Ne diyorsun? Dedim film izliyorum. Hadi hadi odaya yatacağım. Git içeri yat. Hayır orada ben yatamam. Nefes alamam. Ben yatıyorum nefes alıyorum. Sen niye almıyorsun? Uykum yok. Yatacaksan git yat. Odaya gidip de kapanırım odaya. Ya o ne? Bak bir tane resminizi bulmuş arkadaşlar. Bak ne güzel işte böyle. Bak, onu da kaynıma attım dedi. Bak karısı ki kocamı kıskanıyorsun abime. Ben de attım. Nefretten acı, bak, bakıyor bu. Bana. Bak bak nasıl bakıyor bana. Bak. Sinirimden bak ayrı söyleyeyim. Güzel bak, bakıyor. O pozisyonda kim yakaladı öyle ya? Ne güzel pozisyon yakaladı. Bak, güzel bak, bakıyor. Nefretten bak. Bak nasıl bakıyor. Güzel bakıyor bence ya. Bence de güzel bakıyor ya. Aha, seni seviyor ya. Biliyorsun. Hakkını yemişim kadın. Gonca'dan sevmiyor. Şimdi yalan o yüzden mi bakıyor nefretten mi sana bakıyor? Sana bir şey sen çok sevildiğinin farkındasın da abi. O yüzden sen böyle şımarıyorsun abi. Yok ya sana bir şey kavga ederken bile kadın sevmiyor. Sana kocacım diyor bu, ya. Yani bu kadar yani bu kadar ya insanı. Ama kibar bir adam değil ki. Hani canımı akşam benim oturacağım iki saat bilemedin mut saat. Yatır içince yatıyorum hemen. Ama sadece peki, kendine vakit harcayamaz. Peki o saati bana zehir etme hakkım var mı? Niye? Bir şey söyleyeceğim. Sen bak, zehir size, ediyorsun ben mi ediyorum? Size aslında bunu senin tipinde adamlar var. Yani benim de çevremde var. Yani çok benzettim. Belki de o yüzden çok, çok sevdim sizi. Yani gülüyorum gerçekten. Kendimi de Şaduman ablaya benzettim. Gerçekten. Ya ben de unutmam kardeşim. Ben niye unutuyorum ya ki? Ya kadınların yani, hiçbiri unutmuyor. Hayır niye ya ben yaşananı unutuyorum diye. Yani bunun ya üstünü örtmek zorundayım. Ben onu yaşamasaydım, yaşarsam da unutmam. Ben haklıysam davamdan geri gelemem. Yani, sonuna kadar giderim. Yani o kadar da öyle erkekler sessiz. Erkekler de unutuyor. O kadar da ya erkekler unutmak istediği çok. Çünkü siz kendi yaptığınızı unutuyorsunuz. Bakalım ya ben yaparsam unutacak mısınız? Hayır ben yaparsam unutacak mısınız? Ben onu bir sana atmıştım. Sen yapıyorsun. Dinleyin beni. Sen yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki unut. Dur ben yapayım da sen unut bakalım. Şimdi unut ama. Anlatabiliyor muyum? Ben unutmam. Tamam unutmayabilirsiniz ama yani aradan 30 sene 40 sene geçmesine rağmen her durup dururken tak bir tak şey, aynı şey o koy konuyu ortaya atıp da huzuru kaçırmanın da gereği yok. Tabii tabii. Aynen öyle. Ben kaçırırım. Tamam da. Ondan sonra neyse. Şimdi ben de durup kaçırırım dururken hiç kimse ama, eskiyi açmaz Mucize. Ama sen biraz fazla açıyorsun. Arada da mutluluğun tadını çıkar. Şimdi bak siz şöyle güzel bir yemeğe gidin. Ondan sonra güzel güzel böyle bir oturun. Bununla değil de seninle ben güzel bir yemeğe giderim akşam. Bekleyeyim. Bir sohbet o boğazın tadını bir çıkarayım kendime geleyim. Böyle ya ne yapacağım gibi beni? Senin şimdi karı kocanın. Sen benim kuzumsun, evladımsın. Tamam ben sana gelirim ayrıca. Bak sen güzel yemek yapıyormuşsun. Siz böyle güzel olun ben tamam size yemeğe geleyim. Leyla'yla da tanışmış oluruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün kendine bir milat koy. De ki bu şekilde ben bu adamla geçinemiyorum.
Ya Şaduman desen akıllı kadınsın. Bak bütün işleri halledebilen kadınsın. Ben hiç devlet dairesinde iş halledemem mesela. Ben ederim. Heh, herkes bak, tanır güzel. Beni. Akıllı kadınsın bak. De ki bugün bir milat koyayım. Şu adamla bir yemeğe çıkayım. Geldim buralara. Ya bir açmayayım bakayım bu adam ne yapacak de. Sorun bu adam. Bir değil. Sus mesela de ki. Ya ben bir susayım artık. Bu mevzuları da kaynımdı maynımdı yoldu asfaltta oğlumun düğünü geç bunları. Olmuş ya olmuşla ölmüşe çağırıyor. Sorun bu. Bir bak bakalım adam değil. Ama bak, sen de bak bir dakika bak, Şükrü abi sen önemli. De. Bak, tamam mı? O da sorun değil. Onları aşarız. O bir şey değil. O tamam. Bak o hiç bir şey değil. O dediğim var ya. Yemin lan o hiç sorun değil. Tamam. Sen sorun de başka bir şey. Davran. Hayır burada sorun başka bir şey. He, evdeki he. Yani sorun bu, bunun stresi bana her şeyi zehir etmesinin nedeni başka bir şey. Nedir bu o çocuklar? O çocukların yani beni orayı sevmiyor bak. Yok, anlatayım geç. Da ben biliyorum. O nokta orası yani. Bütün nokta orada.